Kanalımdan herkese merhabalar. Ben tarih öğretmeni Osman Aksu. AYT branş denemesiyle devam edelim sevgili arkadaşlar. Güzel bir deneme bizi bekliyor. Gelsin bakalım birinci sorumuz. Evet, bakın yine yeni nesil bir soru. Tarih dersinde Eda öğretmen aşağıdaki Piri Reis'e ait Kıbrıs haritasının bir örneğini sınıfa getirerek harita üzerindeki yazıların ne anlama geldiğini açıklamaya çalışmış, değil mi? Eda öğretmen bu açıklamayı yaparken aşağıdaki yardımcı bilim dallarından hangisinden faydalanmıştır? Bakın arkadaşlar, haritadaki şu yabancı yazıları, değil mi arkadaşlar? Eski yazıları anlatıyor. Bu eski yazıları aktarmakta, açıklamakta bize hangi bilim dalı fayda eder? Bunu soruyor. Eski yazıları inceleyen bilim dalı neydi? Paleografyaydı, değil mi? Bakın çok kolay bir soru. Cevabımız Bursa. Arkeoloji neydi? Kazı bilimi. Heraldik neydi? Arvalar bilimi. Numizmatik neydi? Para bilimi. Antropoloji neydi? Irk bilimiydi, değil mi arkadaşlar? Evet, gelsin bakalım ikinci sorumuz. Evet, çok güzel bir soru. Yine düşündürücü bir soru, çeldirici bir soru. Erzurum Kongresi toplanış şekli ve amacı bakımından bölgesel olmasına rağmen aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir. Buna göre Erzurum Kongresi'nin milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Doğudaki cemiyetler Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmelidir. Kuvayi milliye yetkin milli iradeye hakim kılmak esastır. Kararlarından hangilerinin ulusal nitelikte olduğu söylenebilir? Bakın arkadaşlar, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Bütün vatandan bahsediyor. Burada ilk kez misak-ı milliden, milli sınırlardan bahsediyor, değil mi? Doğru. Lakin doğudaki cemiyetlerin birleştirilmesine işaret ediyor. Bu doğu ile ilgili, yani bu biraz bölgesel, değil mi? Evet arkadaşlar, ulusal değil. Tüm cemiyetler demiyor. Dolayısıyla bunu alamam. 3. Kuvayi milliye yetkin milli iradeye hakim kılmak esastır. Bakın, milletin iradesini bu ülkeye hakim kılmak esastır diyor. Bu yine ulusal bir karar. Zaten biliyorsunuz Erzurum Kongresi toplanış bakımından bölgeseldi. Aldığı kararlar bakımından ulusaldı. Dolayısıyla burada ulusal nitelikli olanlar 1 ve 3. Yani cevabımız Denizli sevgili arkadaşlar. Evet. Gelsin bakalım 3. sorumuz. Evet, yine çok güzel bir soru. Gerçek sınav kıvamında ve gerçek soru kıvamında arkadaşlar. Ceyda ve Demet isimli iki tane öğrencimiz var. Ceyda demiş ki Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıl başında şehzadelerin sancaklarda görevlendirilmesi uygulaması kaldırılmıştır demiştir. Bakın burada tabii şehzadeler sancağa gitmesin, isyan etmesin, merkez otorite sarsılmasın tatkakalarıyla. Bunu amaçlıyor. Demet de demiş ki 1. Ahmet döneminde hanedanın en yaşlı üyesinin devletin başına geçmesi uygulaması başlatılmıştır. Neydi bu uygulama? Hatırlayalım. Ekber ve Erşat sistemi, değil mi? En yaşlı, en olgun ve en akıllı şehzade. Evet, bunu 1. Ahmet getiriyordu zaten. Bu diyalogda verilen uygulamalar amaçlarından hangilerine yöneliktir? Bakın, tat kavgalarını önleme. Çocuklar, burada Ceyda'dan ben bunu anlarım. Şehzadelerin sancağa gönderilmesinin yasaklanması, bu adamlar sancağa giderken isyan ediyorlardı. Tat kavgalarına neden oluyordu? Bu da merkez otoriteyi sarsıyordu. Böylelikle bu uygulamanın kaldırılmasıyla tat kavgaları önlenmek amaçlanmıştır. Merkez otoriteyi güçlendirme. Kesinlikle burada da Demet isimli öğrenciye kulak verelim. Bakınız, en yaşlı, en olgun şehzade tahta geçecek ve veraset bir kurala bağlanacak. Böylelikle de tat kavgaları engellenmek istenmiştir. Doğru. 3'e bakalım. Şehzadelerin devlet yönetiminde deneyim kazanmalarını sağlama. Tamamen zıt bir ifade. Sancak sistemini kaldırarak maalesef şehzadelerimiz devlet deneyiminden, devlet tecrübesinden yoksun kaldılar. Yani kaş yapalım derken göz çıkardık. Dolayısıyla burada 1 ve 2 varken 3 yok arkadaşlar. Cevabımız kesinlikle ve kesinlikle Ceyhan olacaktır. Evet. Gelsin bakalım 4. sorumuz. Yukarıdakilerden hangilerinde Kurtuluş Savaşı ile ilgili birbirini tamamlayıcı gelişmeler doğru eşleştirilmiştir? Ha, bu arada arkadaşlar, bu soruya geçmeden şunu belirteyim. Bazı kullanıcılarımın ricası var bende. Arkadaşlarım, bu AYT tarih denemesi SOS 2'ye yönelik, yani sözelcilere yönelik bir deneme. Bunu da belirtmiş olayım. En başında belirtecektim ama dedim ya, sizinle birlikte heyecanınızı paylaşıyorum. Şimdi aklıma geldi, hemen şimdiden söyleyeyim dedim. SOS 2'ye göre, yani sözelcilere yönelik bir deneme. Lütfen unutmayın. Evet, şimdi geçelim sorumuza. Misak-ı Milli kararları, Lozan Anlaşması'nın imzalanması. Arkadaşlar, bu çok uzak bağlam. Bununla bir bağlantı kuramayız. Olmaz. Ethem isyanı, rejimin değiştirilmek istenmesi. Alakası yok. Çerkez Ethem rejimi değiştirmek için değil, TBMM'nin kurduğu düzenli orduya katılmak istemediği için isyan etti. Doğru mu? Evet. Başkomutanlık kanunu, tekalif-i milliye emirlerinin yayınlanması. Kesinlikle. Bakın, Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra başkomutanlık kanunu çıkacak ve daha sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa tekalif-i milliye emirlerini yayınlayarak Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılayacak.
Bu doğru. 3 doğru arkadaşlar. 4'e bakalım. Mudanya Ateşkes Antlaşması Osmanlı Devleti'nin hukuken yok sayılması. Kesinlikle. Çünkü bu Ateşkes Antlaşması'nın maddelerinden biri der ki İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye teslim edilecek. Böylelikle de Osmanlı Devleti hukuken bitti. Hatırlayın. Osmanlı'nın fiilen bitmesi Mondros. Hukuken bitmesi Mudanya. Resmen bitmesi de saltanatın kaldırılmasıydı. Evet bu da doğru. Bunu da alalım. Şimdi 5'e bakalım. Gümrü Anlaşması Güney Cephesi'nin kapanması. Yanlış arkadaşlar. Gümrü ile Güney Cephesi değil Doğu Cephesi kapandı değil mi? Ermenilere karşı bir cepheydi. Doğu Cephemiz Gümrü Anlaşması ile kapanmıştır. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Doğru cevabımızı bulduk. Cevap 3 ve 4. Yani C şıkkı arkadaşlar. Çok güzel bir soruydu. Çok yapıcı bir soruydu. Evet gelsin bakalım 5. sorumuz. Evet yine bir bilgi sorusu. Gerçekten AYT kıvamında sorular şahane arkadaşlar. İnşallah size katkı sağlar. 1739 Belgrad Antlaşmaları Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son kazançlı anlaşmalardır. Bu anlaşmalarla Osmanlı Devleti Avusturya ve Rusya'ya siyasi üstünlük sağlarken Karadeniz'in Türk gölü olduğu bir defa daha kabul ettirmiştir diyor. Bu anlaşmaların imzalanmasında Osmanlı ülkesindeki ticari faaliyetlerin güvenliği için aşağıdaki devletlerden hangisi arabulucu olmuştur? Bakınız 1740 yılında hatta biz bu devlete arabuluculuk yaptığı için Belgrad'da verdiğimiz kapitülasyonları sürekli hale getireceğiz. Bu söz edilen devlet tabii ki de Fransa'dır arkadaşlar. Fransa. Çünkü o zamanlar da bizim dostumuz Fransa değil mi? Yani müttefikimiz olmasa da en azından dostumuz. Ticaret yapıyoruz karşılıklı. Dolayısıyla burada söz edilen arabulucu devlet bizim masaya oturtan devlet Fransa'dır. Cevabımız Edirne. Evet. Gelsin bakalım 6. sorumuz. Değerli arkadaşlar burada ne diyor? İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinde kadın erkek her Türk savaşa hazır durumda olduğu için yabancılar Türkleri ordu millet deyimiyle nitelendirmişlerdir. Bu durumun ortaya çıkmasında Türklerin özelliklerinden hangileri etkili olmuştur? Yani ordu millet anlayışı ne demek? Bunu soruyor aslında bize. Bağımsızlığına önem vermeleri kesinlikle. Türk bağımsız olmadan yaşamaz. Vatansız yaşamaz. Yurtsuz yaşayamaz. Peki Göktaş'ın inancıyla bunun bir alakası var mı? Alakası yok arkadaşlar. O bizim dinimiz, temel dinimiz. Eli silah tutan herkesin asker sevmesi. Zaten ordu millet anlayışını tanımlayan şey budur yani. Eli silah tutan herkesin kadın erkek asker olmasıdır. Ve bağımsızlığımıza önem vermemizdir. Dolayısıyla arkadaşlar burada ordu millet anlayışının ortaya çıkmasında bağımsızlığımıza çok büyük önem vermemiz ve eli silah tutan herkesin asker olması çok çok etkili olmuştur. Bunun dinle minle bir alakası yok. Cevabımız 1 ve 3. Bakın bugün çok çeldireşli sorular var. Evet bu sorular gerçek formatta arkadaşlar. İnşallah hepimiz fulleriz. Evet gelsin bakalım 7. sorumuz. Evet bu soru da çok yapıcı yeni nesil bir soru. Köklü ıslahatların yapıldığı 2. Mahmut döneminde devlet idaresi için gerekli kanun ve talimatları hazırlamak üzere meclis ve komisyonlar kurulmuş, Avrupa'daki gibi bakanlıklar oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti'ndeki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? Bakın arkadaşlar adam ne yapmış? Gerekli kanunları ve talimatları hazırlamak üzere hem meclisler açmış, komisyonlar kurmuş ve Avrupa'daki gibi bakanlıklar oluşturmuş. Bu sözü edilen yeniliklerin hepsi idari yenilikler değil mi? Yani yönetimle ilgili yenilikler değil mi? Evet. Dolayısıyla cevabımızın açıkça A'dan olduğu ortaya çıkacak. İdari sistemde yetki paylaşımına gidildiğinin kesinlikle doğru. 2. Mahmut biliyorsunuz yaptığı ıslahatlarla 19. yüzyıla damgasını vurmuş çok köklü reformları olan bir padişah. Cevabımız burada Adana. Anayasal yönetime biz biliyorsunuz 1. Meşrutiyetle geçtik. Ulus isyanlara yönelik önlemler. Burada millet isyanlara yönelik bir önlem yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Halkın yönetimine katılması 1. Meşrutiyet. Dış baskıların etkisiyle ıslahatların yapıldığı alakası yok arkadaşlar. Burada devletimiz batıya örnek aldığı için ıslahat yapıyor. Dış baskı yok burada. Evet dolayısıyla cevabımızın kesinlikle Adana olduğu ortada. Gelsin bakalım 8. sorumuz. Ayhan Öğretmen tarih dersinde öğrencilerine ülkeyi iktisadi açıdan kalkındırarak Atatürk'ün milliyetçilik ilkesini destekleyen ilkeyi sormuştur. Bakın iktisadi açıdan dediğine göre ekonomik. İktisat demek ekonomi demek. Ve milliyetçilik ilkesini destekleyen bir şey. Arkadaşlarım burada söz edilen ilke öncelikli olarak hangisidir diyor. Tabii ki de devletçiliktir değil mi? Çünkü devletçilik ekonomiyle ilgili yatırımları içerir. Devlet yatırımlarını içerir. Devlet fabrikalarını, devlet bankalarını, 5 yıllık kalkınma planlarını içerir. Burada milliyetçiliği destekleyen ilke hiç şüphesiz ki öncelikle devletçiliktir. Dolayısıyla cevabımız nedir? Ceyhan şıkkıdır arkadaşlar. Devletçilik ekonomiyle ilgili lütfen unutmayalım diyelim. Evet. Gelsin bakalım 9. sorumuz. Evet herhalde bu denemenin en güzel sorularından biriydi arkadaşlar. Çok dikkat etmeniz lazım. Yeni Türk Devleti'nde 1923 ile 1935 yılları arasında 1 Kasım
Hakimiyet-i Milliye Bayramı olarak kutlanmıştır. Bu kutlamalar aşağıdaki olayların hangisinden dolayı başlamış olabilir? Şimdi bakın arkadaşlar, 1 Kasım'da ne oldu? Öncelikle buna bir bakalım. 1 Kasım'da saltanat kaldırılmadı mı? Evet, saltanat kaldırıldı. Dolayısıyla biz, değerli arkadaşlarım, belli bir şeye kadar ne yapıyoruz? 1 Kasım'ı saltanatın kaldırılmasını Hakimiyet-i Milliye Bayramı olarak kutluyoruz. Evet, bakın bu daha sonra hatta değişecek biliyorsunuz, yapılan bir kanun değişikliğiyle. 23 Nisan Hakimiyet-i Milliye Bayramı olacak. Dolayısıyla söz edilen olay saltanatın kaldırılmasıdır. Cevabımız Adana. Adaylarımızın çoğu TBMM'nin açılmasına düşebilir. Bakınız, Hakimiyet-i Milliye Bayramı 23 Nisan olarak belirlenecek ama daha sonra. En başta biz saltanatın kaldırılmasını kutluyoruz. Ondan sonra kanun değişikliğiyle dediğim gibi Hakimiyet-i Milliye Bayramı olarak 23 Nisan'ı kabul edeceğiz. Ve son sorumuz gelsin. Evet, çok güzel bir bilgi sorusu yine. Türkiye Selçuk Devleti'nin kuruluşundan itibaren başta Bizans olmak üzere Hristiyan devletlerinin sınırında düzenli bir şekilde kurulmuştur. Bu teşkilatların başında bir bey bulunur ve yarı bağımsızdır. Kayılar da Moğollarla yaptıkları başarılı mücadeleler ve Türkiye Selçuk Devleti'ne verdikleri hizmetler karşılığında Ertuğrul Gazi liderliğinde Söğüt ve çevresine bu sistem dahilinde yerleştirmiştir. Diyor ki yukarıda bazı bilgileri verilen Türkiye Selçuk Devleti'ndeki bu uygulama hangisidir? Arkadaşlar hep bütün özelliklerini vermiş zaten. Değil mi? Bizans ve Ermeni sınırlarına biz Türkmenleri yerleştiririz. Uç beyliği olarak yerleştiririz değil mi? Kayılarda bir uç beyliğidir zaten. Daha sonra biliyorsunuz uç beyliğinden devlete, devletten imparatorluğa dönüşen bir yapı. Dolayısıyla burada sözü edilen sistem uç sistemidir. Yani sınır karakolları, sınır teşkilatı. Hatta Araplar buna ne diyor? Avasım diyor değil mi? Evet. Böylelikle bugünkü denememizin sonuna geldik. Arkadaşlar unutmadan biliyorsunuz AYT'de edebiyat da çok önemli ve etkili bir ders arkadaşlar. TM'ciler için ve sözelciler için. Sizlerden ricam arkadaşlarım Osman Savun'la Türkçe Edebiyat kanalında gönül rahatlığıyla takip edebilirsiniz. Orada da çok güzel AYT denemeleri, AYT Edebiyat, TYT Türkçe denemeleri sizlerle olacak. Takip etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Hepinize çok çok teşekkür eder. Başarılar dilerim.